Herkese de selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkellekçi ve bugün karşınızda yine yeni bir kulaklıkla karşınızdayım arkadaşlar. Kulaklığımız Nettekin NT-BTH07 modeli arkadaşlar. Kablosuz bir kulaklık, Bluetooth'la bağlanan bir kulaklık. Bakalım nasıl bir performans verecek, bizi tatmin edecek mi? Hadi bakalım kutu açılımına. Evet, kulaklığımızın modeli ve markası Nettek NT-BTH07 olarak burada yer alıyor. Aktif gürültü engelleyici olduğunu da yazmışlar kutuya ama bilmiyorum ne kadar mümkün. İki tane renk çeşidi varmış. Bir tanesi dışı, kulaklığın dış kısmı gri. Bir tanesinde siyah olan. Bu siyah olan modeli. Yine arka tarafta da farklı dillerde önemli bilgileri yazıyor. Ne yazmış mesela? 6 saat pil ömrü var diyor. 2,5 saat şarj süresi var diyor. Hem bluetoothlu hem de kablolu olarak kullanabiliyormuş. Yani içinden bir tane de 3,5 mm jack girişli kablomuz çıkacak. Yine ayarlanabilir kafa bandı. Pili 300 mAh ve bluetooth 5.2'yi desteklediğini yazıyor. Şundan çıkartalım bakalım. Şöyle çıkartıyorum ve karşımda bir tane daha kağıt çıkıyor. Şöyle wireless stereo headphones yazıyor. Şunu da bir kenara aldıktan sonra poşetin içinde kulaklığın kendisi var. Onu da şöyle kenara doğru koyayım. İçinde bir tane kullanım kılavuzu var. Dediğim gibi bir tane jack girişi var. Eğer ki şarjınız biter de kulaklık kullanmaya devam etmek isterseniz diye. Kulaklığın kablosu hani plastik ama örgü motifli bir plastik. Birazcık garip olmuş. Plastik bir kablo arkadaşlar ama örgü motifi verilmiş. Bunları şöyle içine doğru koyduktan sonra kutuları bir kenara sallayalım. Kulaklık gördüğünüz gibi katlanabilir bir kulaklık arkadaşlar. Şu şekilde içeri doğru katlayabiliyorsunuz veya aynı şekilde dışarı doğru açılım yapabiliyorsunuz. Şu şekilde kafa bandı kısmı metal menteşelerden oluşuyor. Yine şu tarafı da göstereyim. Metal menteşelerden oluşuyor arkadaşlar. Menteşelerin girip çıkmaları rahat ve kolay. Kafa bandının üst kısmı ise deriden oluşuyor. İçinde sünger var ve deriyle kaplamışlar. Gayet şık ve şöyle rahat bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim hele. Petlerimize bakacak olursak da deri petler burada karşımıza çıkıyor. İçinde şöyle file file bir sünger ve altında da 40 milimlik sürücüler bulunuyor. Deri petler güzel, oldukça şık bir hava katmış ama terletme sorunsalı uzun kullanımlarda tabii ki bunda da olabilir. Yine inceleme devam ettiğimizde şöyle yakından göstereyim sizlere. Şurada kulaklığın butonlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki şarkıya geçme, bir önceki şarkıya geçme. Şurada açma kapama tuşu ve birçok kulaklıkta olmayan şuraya SD kart girişini destekliyor arkadaşlar. Müzik dosyalarınızı yüklerseniz şuradaki açma kapama tuşunda aynı zamanda mod tuşu var. Onu bir kere bastığınızda da SD karta geçiş yapıyor. SD kartın içindeki müziklere geçiş yapabiliyor. Micro USB'den şarj alıyor demiştik ve burada da 3,5 mm'lik kablo girişimizi görüntülüyoruz. Şu gördüğümüz ufak noktada mikrofon çıkışı arkadaşlar. Sesimizi buradan alıyor kendisi. Şimdi kulaklığı şöyle bir kafama takayım. Kafadaki duruşunu da size göstermek istiyorum. Kulaklık gayet şık duruyor arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman şöyle yan profil. Şuradan baktığımız zaman da şöyle bir havası var. Ben şahsen duruşunu beğendim. Şık bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Özellikle o petlerin dışındaki parlak kısımlar falan bir şıklık katmış kulaklığa. Elinize aldığınızda dandik bir kulaklık hissiyatı vermiyor. Yani birazcık böyle ağır, süngeri bol, derisi bol bir kulaklık. Ondan dolayı güzel olmuş. Bir güneş bir açıyor, bir kapıyor daha doğrusu. Parçalı bulutlu deniyor galiba ona. Ondan dolayı suratın bu tarafında ara ara patlamalar olabilir videoda. Yapacak bir şey yok. İdare ediverin arkadaşlar bu videoluk. Şimdi telefonu kulakla bağlayacağım. Bakalım ses performansınız nasıl? Birazcık da onlara bakalım. Kulaklığımızı önce açma kapama tuşundan açıyoruz ve on diye o buğulu sesiyle ablamız kulaklığın açıldığını bize söylüyor. Şimdi telifsiz bir şarkı açacağım arkadaşlar. İlk başta desibel yüksekliğini ölçelim bakalım telefondaki uygulamamızdan. Biliyorsunuzdur zaten. Biraz sesini de vermiş olayım size. Evet, şu an ölçüyoruz. Bakalım ortalamada bize ne verecek. Evet, ortalamada 63 civarında bir değer verdi arkadaşlar. 63 desibellik bir performans sunduğunu söyledi bizlere. Bu kısa süre içerisinde ortalama olarak 63 desibellik bir ses seviyesini bize sağladığını gösterdi kulaklık. Bir de ben şimdi kendi kulağıma takmak istiyorum. O şekilde bir karar vereyim.
Şimdi daha önce deneyimlediğim kulaklıkları baz alarak konuşacak olursam, bas performansı aslında güzel ama baslar bana bir tık böyle boğuk geldi. Yani o şarkıdaki o böyle tınılar çok canlı değildi. Daha sanki üstü birazcık örtülü, biraz böyle pasif, boğulmuş şeklinde geliyor. Ondan dolayı hani bu anlamda bas performansını çok beğenemedim açıkçası. Benim kulağıma boğuk geldi diyebilirim. Şimdi isterseniz bir de bir telefonla arayalım bakalım. Telefonla görüşme yapalım. Karşı taraf bize söylesin sesin nasıl geldiğini. Abi selam, ne haber? Merhaba, sen nasılsın? İyiyim ben de. Sesin nasıl geliyor? Güzel. Net mi yani, böyle parlak mı geliyor? Yoksa biraz şey mi? Silik mi? Net geliyor ama sanki biraz böyle yankılı gibi. Biraz yankı. O şeyden olabilir. Şu an odada çok yankı var. Küçük bir oda çünkü burası. Ondan dolayı olabilir. Çünkü normal video kayıtlarında da hep mikrofonda birazcık yankı oluyor. Ama sesin parlaklığı, temizliği güzelse okey o zaman. Güzel, güzel. Tamam abi, anlaştık. Eyvallah. Kolay gelsin. Şimdi kulaklığı tekrar taktım. Mikrofon testi yapacağım bu sefer de. Şimdi birazdan konuştuklarımın hepsi mikrofonun şey. Birazdan konuştuklarımın hepsi kulaklığın kendi mikrofonundan geliyor olacak. Evet, şu anda tüm konuştuklarım kulaklığın kendi mikrofonundan geliyor. Nasıl performans olduğunu ben de şu anda henüz bilemiyorum ama biraz sonra kaydı dinleyip bununla alakalı size bir yorum yapmış olacağım. Kulaklığa genel bakacak olursak standart bir kulaklık diyebiliriz. Çok fazla eksisi ya da çok fazla artısı olan bir kulaklık değil. Eğer ki 250 lira civarında bir bütçeniz varsa ve kablosuz bir kulaklığa ihtiyaç duyuyorsanız o zaman bu kulaklığı tercih edebilirsiniz belki. Ama çok üst düzey bir performans beklemek ne kadar doğru olur orası tartışılabilir. SD kartla müzik dinlenebilmesi artı bir özellik ama hani kaç kişi yapar veya kaç kişinin ihtiyacını karşılar bu durum, o da tartışılır bir durum. Dışına baktığımız zaman kulak üstü kulaklık olarak 250 lira bandında bir kulaklık. Onun dışında baktığımız zaman 250 lira bandındaki bir kulak üstü kulaklık için orta seviyelerde bir performans diyebilirim. Evet, kulaklığın mikrofon performansını da dinledim arkadaşlar. Yani birazcık çok fazla dip ses almış ve ses de birazcık kısık çıkıyor. O yüzden çok da fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim maalesef. Ama eğer ki yine de ihtiyacınız varsa, tasarımı güzel, tasarımı hoşunuza gittiyse, bu tasarıma, performansa 250 lira bana koymaz diyorsan o zaman alabilirsin. Evet, video bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir de abone olun, dışına basarsan memnun olurum. Bye bye.